Herkese merhaba, Kripto Emre'ye tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomda Bitcoin fiyatlarının nereye gittiğini ve kripto para piyasalarına yön veren haberleri sizlere aktarıyor olacağım. Bu haftanın piyasa analizini pazartesi yerine bugün yapıyorum. Çünkü piyasalarda ciddi bir hareketlenme başladı. Bunu da hazır görmüşken olan biteni sizinle paylaşmak istedim. Bir de geçtiğimiz hafta haftalık analiz videosu yapamadım çünkü kitabımla uğraşıyordum. Kanalımı takip ediyorsanız bildiğiniz gibi Bitcoin ile ilgili bayağı detaylı bir kitap kalemi aldım. Geçtiğimiz hafta bunun nihayetinde bitirdim e, ve bir yayın eviyle anlaştık. Şimdi imza aşamasındayız. İmzalar atıldıktan sonra baskı başlayacak. E, bu konudaki gelişmeleri de sizlerle e, önümüzdeki günlerde paylaşıyor olacağım. E, geçen hafta zaten çok bir şey kaçırmamış olduk. Pazartesi günü analiz videosu yapmadım ama zaten geçen hafta çok durgun bir haftaydı. Doğru düzgün bir hareketlenme yoktu piyasalarda bütün dünya biz de dahil kripto paralara olan heyecanımız, hevesimiz bin miktar kaybetmiştik. Ama şimdi tekrar bir para girişi söz konusu. Bununla birlikte piyasalar canlanıyor. Ne oluyor ne bitiyor. Şimdi bu videoda size biraz ondan bahsedeceğim. Bitcoin ile başlayacak olursak bildiğiniz gibi yeni yılın ilk haftasından sonra Bitcoin bir düşüş sarmalına girmişti. Orada bir ciddi bir düzeltme oldu. Ayı pazarına girdi hatta denebilir. Şimdi de yön alıyor aslında. İşte dün gece itibariyle 12.100 dolarları gördü sonra bu Fibonacci e, geri çekilme bandından sekti. Şimdi tekrar yön arıyor. E, yani hani Bitcoin'de ne olur uzun, orta vadede ya da kısa vadede e, çok emin değilim. Hala çünkü yön arıyormuş gibi bir izlenim var. E, son birkaç gündür yaptığı işte 50 gün, 100 günle 200 günlük e, ağır yürüyen ortalamasının arasında salınım yapmaya devam edeceği benziyor. Yani bu bu üç ortalamanın üzerine fırlaması için çok ciddi bir para girişi gerekiyor piyasalara. Onun, onu da işte anca olumlu bir haber furyası gelirse görebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi son birkaç haftadır hep olumsuz haberler geliyor piyasalarla ilgili. İşte Güney Kore'deki borsalara denetimler arttı. Anonim olarak kimlik doğrulaması yapmadan üye olan insanların trade yapmasına izin verilmesini istemedi devlet. O yüzden işte borsaları cezalandırdı. Japonya'nın en büyük borsası Coincheck'te bir hack oldu. 700 milyar, milyon dolardan fazla nem coin çalındı. Ee, bunun yanı sıra Hindistan'da bankalar işte bitcoin borsalarına, kripto para borsalarına para göndermeye çalışan insanların hesaplarını bloklamaya başladı. Hep böyle üst üste kötü haberler geldi. Ee, yani hani bunların bir son bulması lazım. Bitcoin ile ilgili olumlu haberlerin gelmesi lazım fiyatın yükselmesi için. Ee, mesela Lightning Network Bitcoin için olumlu bir haberdi ama e, şu an kullanıma başlanmış olmasına karşın e, çok bir etkisi olmadı fiyatlarda. Özetle Lightning Network ne? Size onu da anlatayım. Biliyorsunuz Bitcoin e, şey teknolojisi gereği bugün çok yavaşlamış durumda. Saniyede 7'den fazla işlem yapılamadığı için Bitcoin'in blok zincirinde işte transfer ücretleri çok arttı, ödemeler çok geç gidiyor vesaire. E, bunu çözmek için Bitcoin blok zincirinin üzerine Yeni bir üst yapı geliştirdi geliştiriciler. Burada özetle işte günlük sürekli işlem yapan insanların blok zincire her işlemi kaydetmeden birbirlerine anında aracısız para göndermelerini sağlayacak bir üst yapı oluşturdular işte iki kişi birbirine para gönderecekse ortak bir blok zincirde işte cüzdan adresi açıyorlar. İkisi de bunun içine bir, miktar para koyuyor. Oradan birbirlerine istedikleri kadar al, sat yapıyorlar. Daha sonra işte işlem bittikten sonra o oh hesap kapandığında blok zinciri o zaman kaydediliyor. Yani hani aradaki ufak işlemleri blok zincirden uzaklaştırmak için böyle bir yol bulmuşlar. bu işte uzun bir süredir beta testteydi. Şimdi işte canlı network'te yayına aldılar. Ee, ama işte o olumlu etkiyi yaratmadı. Çünkü hani burada işte bence insanlar Lightning Network'e o kadar güvenemediler. Ee, çünkü hani sonuçta her işlem blok zinciriyle yazılmayacak olması aslında biraz güvenilirliğini etkileyecek bir durum. Ee, bir de işte bunun kullanım alanının yaygınlaşması lazım. Yani bu Lightning Network dediğimiz şey e, bir hard fork gibi değil e, ya da ne bileyim yazılıma yapılan bir güncelleme gibi değil. E, gönüllü olarak kullanılan bir teknoloji. İşte bunun kullanımının artması lazım ki insanlar bunu faydalı bulsunlar, daha çok yayılsın. Bu da işte Bitcoin'e olumlu bir etki yaratsın. O işte bu şey, Lightning Network'lik durum özetle bu. Bir de Bitcoin fiyatları nereye gider? İşte biraz önce dediğim gibi bu işte 50 gün, 100 gün ve 200 gün ağırlıklı ortalaması arasında salınım yapacaktır. Ee, i̇şte 50 gün ortalaması olan e, 12.736 dolar, işte 12.750 dolar seviyelerine kadar çıkabilir. Oradan sonra geri sekip e, tekrar bugünkü seviyelerine 11.380'lere dönebilir. E, bir sürü analist e, yeni bir düzeltme olacağını savunuyorlar. Yani işte bu e, 200 günlük ağırlıklı ortalaması olan e, 8.700 dolarlara falan e, Bitcoin'in düşebileceğini söylüyorlar. E, yani ben buna çok ihtimal vermiyorum. Bitcoin zaten yeterince dayak yedi şu birkaç haftadır. Ama işte e, bu yukarılardan 12.000-13.000 bin, bin dolarlara geri aşağı dönecek olursa hedef işte 8700 dolarlar deniyor. Dediğim gibi ben beklemiyorum ama olacak olursa da sorun değil. Her zaman dediğim gibi ben uzun vadeli yatırımcıyım. Bitcoin'in daha çok fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum. 8000 dolarlara düşecek olursa biraz daha alırım açıkçası. Hiç o yüzden endişe etmiyorum bu durumdan. Şimdi bir de piyasalara çok fazla para girdi bugün dedim. Gerçekten de öyle oldu. İşte market cap to toplam pazar payı 490-500 milyar dolarlardan bir günde 583. Milyar dolara fırladı bununla beraber gördüğünüz gibi ortalık yemyeşil bir sürü coin'de artış var e, yönler yukarı dönmüş durumda e, burada en çok dikkat çeken e, bir bitcoin'den çok ethereum'da ciddi bir artış var İşte NEM'de çok ciddi bir artış var bu da çok ilginç çünkü işte Japonya'daki borsadan 700 milyon dolarlık NEM çalındı ama işte bu Japon borsası Coincheck dedi ki ben müşterilerimi mağdur etmeyeceğim. Hepsine Japon yeni olarak paralarını iade edeceğim dedi. Bu olumlu haberle insanlar yine nem almaya başladılar. Ee, bunun dışında göze batan Ethereum Classic var. Ethereum Classic yönünü ciddi anlamda yukarı çevirmiş durumda. Ee, hatta en büyük coinler arasında 15. sıraya yükseldi. Ee, bunun sebebi de Ethereum Classic'te Mart ayında ee, bir hard fork gerçekleşecek. Yani aslında Hard Fork'ta değil de Airdrop diyeyim. Çünkü Ethereum klasik olanlara Kalisto adında yeni bir coin verecekler Mart ayında. E, tabii insanlar bunu duydukça Ethereum klasik alıyorlar. Çünkü yani hepimiz bedava parayı severiz. E, o yüzden yani siz de eğer bu şeyden Hard Fork'tan, Airdrop'tan faydalanmak istiyorsanız e, Mart'a kadar Ethereum klasik alabilirsiniz. Hangi borsalar destekliyor? Onunla ilgili hiçbir bilgim yok. Ama size şöyle söyleyeyim. Ethereum cüzdanınızın gizli anahtarı secret key'inin sizde olduğu her platform hard fork'u destekleyecektir. Yani mesela myetherwallet.com'dan bir cüzdan açarsanız ya da işte Ledger Nano S gibi bir donanım cüzdanınız varsa, yani kendinize özgü bir Ethereum cüzdanınız varsa burada Ethereum klasik tutup bu fork'tan faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi Mart'ta olacak bu hard fork. Mart'a kadar fiyatların yükselmesini bekleyebiliriz. Hard fork'la dolayı kısa vadeli kar etmek istiyorsanız da Ethereum klasikli yukarı yönlü hareket bir süre daha devam edeceğe benziyor. Bunun dışında biliyorsunuz Güney Kore'deki haberlerle çok fazla sallanmıştı. Piyasalar bayağı düşüş olmuştu. Şimdi ama artık Güney Kore'den daha olumlu haberler gelmeye başlıyor. Biliyorsunuz yılın başında Güney Kore altcoin ve bitcoin borsalarını denetlemeyi arttırmıştı. Daha çok denetim yapıyordu. Sonra işte bir sürü yaptırım getirdiler birkaçına cezalandırdılar ama işte devlet yetkilileri biz aslında Kripto paralara karşı değiliz sadece regüle etmek istiyoruz daha kontrol altına almak istiyoruz gibi daha ılımlı açıklamalar yapmaya başladılar O yüzden Asya pazarında bir olumlu hava var diyebiliriz. Ama hani e, pi piyasalardaki olumsuz hava henüz tam olarak geçmiş değil. E, Güney Kore'den olumlu haberler geliyor dememe rağmen e, dünyadan özellikle işte Avrupa Birliği'nden regülasyonlarla ilgili daha fazla ses çıkmaya başladı. Daha önceki videolarımı izlediyseniz 2018'de bol bol regülasyon geleceğini ben de öngörüyordum. İşte işte bunun şimdi yapılanması, hareketlenmesi başlamışa benziyor. mesela bunlardan en önemlisi geçtiğimiz hafta şeyde Davos'ta olan işte Dünya Ekonomik Forumu'nda Avrupa ülkelerinin Bitcoin'e ve kripto paralara karşı olumsuz bakışları çok haber oldu. İşte biz bunu regüle edeceğiz. Biz buna inanmıyoruz işte ne bileyim ünlü ekonomistler Joseph Stiglitz gibi işte fiyat para normal kullandığımız dolar euro daha güvenli daha iyi yatırımlar bu kripto paralar uzak durun gibi açıklamalar yapmış. Bu çok normal çünkü hep dediğimiz gibi devletler bu teknolojileri daha tam olarak anlamış değil ve bir yandan anladıkları zaman da korkuyorlar çünkü devletlerin bugüne kadar kurduğu bütün finansal düzeni alt üst edebilecek potansiyeli sahip bu teknolojiler korktukları için de Kötülemeleri çok normal ama eninde sonunda bunun bir şekilde engellenemez olduğunu anlayacaklar. Zaten bunu engellemeye çalıştıklarında durumu daha kötü hale getiriyorlar. Bunu da fark edecekler. Bununla beraber piyasalar normalize olacak. Bir başka buna benzer haberde işte Avrupa Merkez Bankası'nın beklentileriyle ilgili Mart'taki G20 zirvesinde kripto paraların regulasyonu ile ilgili işte dünya ülkelerinin konuşacağını bekliyormuş Avrupa Merkez Bankası. Bakalım işte Mart ayında G20'den ne kararlar çıkacak? Ne gibi yaklaşımlar ortaya çıkacak? Bunlar da piyasaları etkileyecektir. Ama işte her zaman olduğu gibi bu etki, bu işte haberlerin etkileri kısa süreli olumsuz etki yaratacaktır ama uzun vadede kripto paraların büyümesine engel olmayacaktır. Neden peki uzun vadede bunlar engellenemez ve daha artacak diyoruz? Onunla ilgili bir haber de var. Onun üzerinden bahsedeyim. Biliyorsunuz bu piyasaların en büyük savunucusu McAfee antivirüsün kurucusu John McAfee geçenlerde yine bir açıklama yaptı. En son işte geçtiğimiz haftaki düşüşlerin sebebi de işte Güney Kore'den sonra Hindistan'daki bankaların Bitcoin hesaplarını ve işte Bitcoin borsalarına gönderilen paraları bloke etmesinden kaynaklı diye bir açıklama yaptı. Ama bir yandan da şunu ekledi. İşte devletler ve bankalar e, bitcoin borsalarını altcoin borsalarını giden parayı engelliyorlar ama işte önümüzdeki aylarda e, tıpkı blok zincir gibi bitcoin gibi merkezi olmayan dağıtık yapılı e, exchange'ler borsalar piyasaya çıkacak bunların bir merkezi olmadığı için bunların engellenmesinin de mümkünatı yok bununla beraber işte borsalara giren paralar da artacak çünkü devletlerin ve bankaların artık engelleyebilecekleri bir ortam kalmayacak dedi. Bu çok doğru bir açıklama. Hakikaten de bu son zamanlarda merkezi olmayan borsalarla ilgili çok ciddi gelişmeler var. Bir sürü yeni proje ortaya çıkıyor. Onlardan birkaçı işte şey yakalarsa, bir büyüme dalgası yakalarsa, kullanım bulabilirse ve bu teknolojiler hakikaten işe yarar olduğu ortaya çıkarsa kripto paralar için olumlu bir hava yaratacaktır. Bununla beraber de yükselişler devam edecektir. John McAfee'nin bir de bir iddiası vardı hatırlarsanız. Goldman Sachs'ın in CEO'suyla internetten iddiaya girmişti. Hatta demiştik ki işte 2020'nin sonuna kadar bir bitcoin 500 bin dolar olacak. Hatta geçenlerde iddiasını yeniledi. 500 bin değil bence 1 milyon dolar olacak dedi. Tabi bu fiyatta Bitcoin'in yükselişiyle doların değer kaybedecek olmasının da etken olduğunu düşünüyorum demişti. Ee, böyle bir sert çok şey iddialı bir e yorumda bulunmuştu. E ama hadi John McAfee bu işleri çok savunuyor. Şimdi zaten bütün yatırımlarını kripto paralara yapmış durumda. Amerika'nın en büyük mining firmasına sahip bir yandan da işte kripto para piyasalarının sesi olarak e çok medyatik bir insan olarak hayatını sürdürüyor. Yani Bitcoin'in artması, yükselmesi onun işine gelir. O yüzden böyle konuşuyor diyebilirsiniz. Ama geçenlerde PayPal'ın yönetim kurulundan da birileri çıktı ve Bitcoin 5-10 yıl içinde 1 milyon dolar olabilir dedi. biliyorsunuz aslında Bitcoin PayPal'ı işinden edebilecek bir teknoloji. Yani hani PayPal'ın buna destek olmaması lazım ya da şey savunmaması lazım. Ona rağmen PayPal'cılar bile artık Bitcoin'in 1 milyona çıkabileceğini söylüyorlarsa yani bu boş bir iddia değildir. Ben de aslında bunlara inanıyorum. Neden inandığımı da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar, yani Bitcoin arzı gerçekten sınırlı bir şey. Şimdi piyasada 17 milyondan az adet var. İşte bütün miningi bittikten sonra 21 milyonda bitecek ve şu an piyasadaki Bitcoin'lerin 4 milyonu falan kayıp durumda. Yani işte bu en başta bunun değerini bilmeyen insanlar, işte cüzdanlarını kaybedenler, laptoplarını çöpe atanlar falan filan. yani hani şu an piyasada 12,5 13 milyon falan Bitcoin var ve bu oranla bile dünyadaki altınla Bitcoin'i kıyasladığınız zaman her bir Bitcoin'e karşılık gelecek 30 kilo altın varmış dünyada. 30 kilo altın bugün 1.5 milyon dolara yakın para ediyor Ya e o zaman bir bitcoin neden 1 milyon dolar 500 bin dolar etmesin düz mantık ben edeceğini düşünüyorum çünkü bitcoin de gerçekten dijital altın olduğunu ispatlamış durumda bugün e hani altın biliyorsunuz 40 bin senedir insanlık tarihinde var hepimiz değerli olduğunu düşündüğümüz için değerli ama e, altın bugünkü ticarette kullanılması zor bir şey. Yarın öbür gün paralar kalksa ortadan biz tekrar altınla ticaretle dönüyoruz dense e, dünyadaki uluslararası ticarette bir de altın taşıma külfeti çıkacak. Tonlarca altını oradan oraya taşımanın hem güvenlik sıkıntısı var hem taşımak maliyetli falan ama işte bitcoin'de öyle bir sıkıntı yok. Bitcoin'i saniyesinde dünyanın her yerine gönderebiliyorsun. O yüzden 21. yüzyıl dijital dünya çağı ise dijital dünyaya uygun bir değerde, emtiyada Bitcoin çok kolay olabilir. Son olarak bu işte borsalardaki çoğu altcoin borsasında kullanılan tether dolarla ilgili bir haber var. Bunu da size paylaşmak istedim. Çünkü önemli bir konu. Ee, bildiğiniz gibi Binance'de ya da Bitrex'te falan dolara dönemiyorsunuz ama işte Bitcoin'deki sert düşüşten kurtulmak için USDT dediğimiz Tether Dolar'a dönebiliyorsunuz. Tether Dolar da aslında bir coin ve fiyatı hep dolara karşı birebir olacak şekilde tasarlanmış bir coin. Ee, i̇şte dolara dönemediğiniz zamanlar dolara dönmüş gibi paranızı korumak için Tether Dolar'ı kullanabiliyorsunuz ama... E, USDT'nin Tether doların aslında Amerika Merkez Bankası ile ya da dolarla hiçbir alakası yok. Yani tamamen ba bağımsız bir şirketin uydurduğu bir coin. O yüzden işte e, güvenlik riskleri, tehlikeleri olduğu savunuluyor. Yani bu firma işte kafasına göre USDT basıp e, insanlardan para çalabilir ya da işte ortada birbirine katabilir tehlikesi var diye insanlar korkuyor. Bununla ilgili işte e, böyle bir şey olmadığını ispatlamak için USDT'yi yapan ekip bir tane bağımsız denetim firmasıyla anlaşmıştı. İşte çünkü USDT'nin iddiası işte bizim şirketimize insanlar yatırım yapıyorlar. Şimdiye kadar 2.2 milyar dolar para getirdiler. Biz de o 2.2 milyar doların karşılığını USDT bastık. Bundan ne bir fazlası var ne bir eksiği var diyorlardı. Ama tabii bunu kendileri söyledikleri için ispatlamanın bir yolu yoktu. İşte o yüzden bunu aksine ispatlanmasın ya da dedikleri doğru mu öğrenesin diye bağımsız bir denetim firmasıyla anlaşmışlardı. Ama işte bugün çıkan habere göre bu bağımsız denetim firmasıyla e, ilişkilerini kesmiş bu firma. Yani ortada bir denetim menetim yok. E, bu da işte insanın uylanmasına sebep oluyor. Demek ki yani bu USDT'de e, bir hinlik var, bir bit yeniği var. Hani o yüzden bunu bilmeniz önemli. Yani i̇nsanlar bunu dolar zannedip Bitcoin'lerin USDT'ye dönebiliyorlar bazen. Tamam, hadi bir günlük sert düşüşten kurtulmak için falan USDT'ye geçebilirsiniz ama e, bence de uzun vadede e, paranızı USDT'de tutmayın e, ne ol, çünkü yani dediğim gibi bunun dolarla hiçbir alakası yok. Bir başka videomuzun daha sonuna geldik. E, lütfen bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İşte dediğim gibi normalde pazartesi yapıyordum bu videoları ama bugün piyasa hareketlendiği için pazar günü yapıp yayınlıyorum. Ama yine de böyle anlık çok önemli bir gelişme olursa sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. O yüzden beni Facebook'tan, Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linki videonun açıklamasında mevcut. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.